Hoş geldiniz. Bugün meşhur havuçlu kekimi tarif edeceğim. Havuçları rendeliyoruz. Hemen onları soyacağım ve rendenin ince tarafıyla rendeleyeceğim. Burada havuçların boyları değişken olacağı için elde edeceğiniz rende miktarı da değişecektir. O nedenle ben böyle yaklaşık 3-4 havucu alıp rendeliyorum. Bunların sadece 2 su bardağını kullanacağız. Havucun içerisinde de bir miktar şeker olduğu için içine koyduğumuz şeker miktarını da aslında daha az yapabiliriz. Bu tarifi farklı unlarla da deneyebilirsiniz. Yarı yarıya tam buğday unuyla beyaz unu karıştırabilirsiniz. Değişik unlar kullanılabilir. Sonuç ama değişmeyecektir bunları yaparken. Havuçlarım rendelenmeye hazırlar. Hemen başlıyoruz. Havuçlu keke başlamadan önce her kek tarifimde olduğu gibi fırınımı 175 derece alt üst ısıtmaya ayarladım. Ben hamur yaparken fırın ısınacak. Böylece kekimi ısınmış bir fırına yerleştireceğim. Şimdi öncelikle kabıma 4 adet yumurtamı kırıyorum. Şimdi bu 4 yumurtanın üzerine 1,5 bardak toz şekeri ekleyeceğim. Ve şekerle yumurtayı güzelce çırpacağım. Ölçü bardağı olarak daha önce de tariflerimde gördüğünüz bu her yerde bulabileceğimiz standart 180 ml'lik bardağı kullanıyorum. Tüm kek tariflerinizde bütün ölçüleri aynı bardakla alırsanız çok daha başarılı sonuçlar elde edersiniz. Şimdi yumurta ve şekeri güzelce karıştıracağız. Sıçramaması için önce biraz şöyle karıştırıyorum. Benim sırrım kek tariflerimde yumurta ve şekeri aşırı fazla çırpmamak. Yumurtanın hafif kabarması, şekerin içinde biraz erimesi yeterli. Tüm keklerimi yaparken sadece bu kadar çırpıyorum. Şimdi hamura unumu eklemek istiyorum eleyerek. 2 su bardağı un bu kek için yeterli. Unu elemek de kek tariflerinde başarıyı arttıran bir faktör. Birinci unumu eliyorum. Hem az malzemeli hem çok lezzetli bir kek tarifi bu. İkinci bardağımı ekliyorum. Unumu eledim. Şimdi bir paket kabartma tozunu hamuruma ekleyeceğim. Un ve kabartma tozunu ekledikten sonra hafifçe çırpacağım bu hamuru. Sadece un kaybolana kadar çırpıyorum. Şimdi bunun içerisine havuç ve cevizi ilave ediyorum son olarak. Ceviz yaklaşık 1 su bardağı kadar cevizi küçük parçalara ayıracağız. Şöyle bardağımı dolduruyorum. Biraz daha fazla da olabilir. Bu hamurun içinde yağ yok. Ona nemliliği veren şey havuç ve cevizin içindeki yağlar. Evet, bu ceviz yeterlidir. Şöyle bir buzdolabı poşetim var. Cevizleri bu şekilde parçalıyorum. Cevizleri buzdolabı poşetine aktardım. Arkasından şöyle bardağın tersiyle minik darbelerle cevizi hem de böyle biraz dişe gelecek irilikte parçalara böleceğiz. Evet, iyice küçülttüm. Şöyle biraz da ters çevirdim. Evet, istediğim kadar küçük parçalara bölündüler. Şimdi bunu hamurun içine ilave ediyorum. Son olarak da 2 su bardağı kadar havuç rendesini hamura ekleyeceğim. Biraz da bastırıyorum bardağı bunları eklerken. Kalan havuçlar da artık yemeğin yanında salata olacak. Şimdi bu birinci su bardağı.
bu şekilde doldurdum. Bu da ikinci su bardağı. Eğer hoşunuza gidiyorsa bu tarife bu aşamada biraz da tarçın ekleyebilirsiniz. Ama ben havuç ve cevizli daha çok seviyorum. Şimdi artık miksere ihtiyacım yok. Bu halini spatula ile nazikçe hamuru söndürmeden karıştıracağım. Çok güzel bir rengi oldu hamurun. Bütün havuçları eşit bir şekilde hamura dağılacak şekilde karıştırıyorum. Havuçlu kek hamurum hazır. Onu şimdi fırına aktaracağım. Ondan önce kalıbı yağlayacağım. Kalıbımı katı yağla yağlıyorum. Şimdi bu şekilde elimle sanki bir krema dağıtıyormuş gibi eşit bir şekilde her yerin yağlanmasını sağlayacağım. Özellikle taban bölgesini iyice yağlamamız lazım. Ki kalıptan rahat çıksın kekimiz. Kalıbı iyice yağladım. Artık hamuru kalıba aktarabilirim. Bu kekin pişme süresi diğer keklere göre biraz daha uzun. Yaklaşık 35 dakikada pişecek. 40 da olabilir. Her zamanki gibi 30 dakika sonra fırını açıp pişip pişmediğini bir bıçak yardımıyla kontrol edeceğiz. İlk 30 dakika kapağın açılmaması çok önemli kekin kabarması açısından. 175 derece alt üst ısıttığımız fırına kekimizi yerleştirdik. 35 dakika doldu. Hemen bir bıçak yardımıyla pişip pişmediğini kontrol edeceğim. Evet, benim kekim pişmiş. Havuçlu kek servise hazır. Benim fırınımda 35 dakikada pişti. Fırınınızın performansına bağlı olarak 40 ya da 42 dakikada pişebilir. Son 5 dakikada bir bıçak yardımıyla hamur olup olmadığını kontrol ederek kekinizin pişip pişmediğini anlayabilirsiniz. Onu şimdi servis tabağına aktaracağım. Önce kalıbı spatula yardımıyla şöyle kenarları kalıptan ayrılıyor mu kontrol ediyorum. Sonra tabağımı şöyle kalıba kapatacağım. Ters çevirdim. Kekin düşme sesini duydum. Evet, kekimiz servise hazır. Hemen bir dilim kesip tadına bakalım. Şöyle cevizli bir parça aldım. Gerçekten çok yumuşak, lezzetli olmuş. Yeni tariflerden haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Tarçın tadında yeni tariflerde görüşmek üzere.